Babası mı? Evet, katilin babası. Bugün sokağa çıktınız, katili bulunmadı herhalde. Neler söyleyeceksiniz? Ya ne diyebiliriz ki? Yani emniyetten duyarlı olmasını bekliyorum. Bir an önce katilin bulunmasını istiyorum. Devletimizden de Eymen Bebe'ye sahip çıkmasını istiyorum. Size bilgi verdiler mi? Ne yapıyorlar? Bana bilgi verdiler. Şöyle verdiler. Kamera kayıtlarımız var ama plakayı alamıyoruz gibi şeyler verdiler. Araba belli. Araba belli yalnız. Araba kapalı belli. Kasa Fiorino. Yani bu sistemde Türkiye'nin gelişmiş olduğu MOBESE kayıtlarında bugüne kadar bulunmaması bende şüphe uyandırıyor artık. Olayın olduğu yerlerde başka dükkanlarda kameralar var. MOBESE'lar var, dükkanlar, kameralarda kameralar var. Yani hepsi alındı ama plaka bulunamıyormuş. Ben anlamadım yani. Siz bugün sokağa niye çıktınız böyle? Bugün neden çıktık? Sesimizi duyurmak için çıktık. Yani 80 gün olmuş benim oğlumun katili bulunamadı. Ben artık şüphe duyuyorum yani her şeyde. Acımız var tabii. Evet, acımız tabii ki var. Eymen bebeğimiz için de çıktık. Ben de aynı şekilde Eymen bebeğim babasıyla birlikte aynı zamanda Kartalı katili de bulunacak. Eymen bebeğimizin de inşallah çaresini bulacağız Allah'ın izniyle. Siz neler diyeceksiniz? Siz ne yoluyordunuz? Ben Eymen bebeğim babasıyım. Babası. Babasısınız. Bu kadar duyarlı vatandaşımız sayesinde biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hem yitip giden tazecik bir canın katilinin bir an önce bulunup sorgulanmasını, cezalandırılmasını ve bu insanların yüreğinin artık soğumasını istiyoruz. Artık benim çocuğum 3 aydır yoğun bakımda. Yani bir an önce bu ilacın gelmesi lazım. Kaybettiğimiz her zaman, her bir saat bizim çocuğumuz için ya da diğer SMA hastaları için büyük kayıp. Yazık günahtır. Bu çocuklar daha bir fide ya. Filiz bile diyemem. Fide yani. Ve bu insanlar çok zeki olduğu söyleniyor bu çocukların. Bu çocuklar bu ülkenin geleceği olabilir. Ben bir an önce bunlara sahip çıkılmasını istiyorum. Yazık günah. Bu ülkede bir dünya şeye para bulunuyor. Her türlü şey yerine getiriliyor ama kendi vatandaşımıza hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor. Biz bunu görüyoruz burada. Ne olursa olsun maliyeti. 5 milyon Arap var bu ülkede. Bu ülkede 5 milyon Arap'ın her türlü sosyal imkanları sağlanıyor. 1000 tane hastanın ilacı getirilemiyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz bu ülkeye hepimiz askerlik yaptık. Hepimiz vergi veriyoruz. Halit Kahyoğlu. Bu kazanın olduğu yer yani trafik tedbiri açısından riskli mi? Riskli. Bir orayı anlatırsan bunu. Zaten kazadan yaklaşık bir ay önce... Yeri neresi tam kazanın olduğu? Tam Büyük Gazi İlkokulu'nun orası. A101'in yanı. A101'in önünde oldu. Eski Ünolazan Caddesi diyeyim ben oraya. Evet. Tam onun orada oldu. Tedbir alındı mı şu anda? Şu anda alındı ama olaydan gittikten sonra alınması hiçbir manası bir tane, yok ya. Yani. Bir tane var, cami var, her bir şey var. Bir tane kasası var. Daha yeni yapımızda uyanmaya başladı. Biz şundan da şüpheleniyoruz. Devletimizden yavrumun katilini istiyorum ben. Yavrumun katili bulunsun, yavrumuzun yatsın yerinde. Yavrumun katili bulunsun, Eymen'e de yardım edilsin. Değişimle teyzem. Tamam, yeter. Tamam.